Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Yazanlar Arasında programında bu defa Ahmet Büke ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni kitabın Deli İbrahim Divanı geçtiğimiz günlerde Can Yayınları'ndan okura ulaşan ilk romanın oldu. Kitabın hayırlı olsun çok öncelikle. Teşekkürler. Öykülerle edebiyat dünyasına giriş yaptın ve öykülerin epeyce ses getirdi. 2000 kuşağının en önemli öykücülerinden biri olarak gösteriliyorsun. Çok önemli öykü ödülleri kazandın. Bu anlamda iyi bir referansları olan bir yazarın ilk romanı merak ediliyordu. Sen çok sabırlı bir yazar olarak roman yazmayı 20. yıla getirdin. Evet. Nasıl oldu? Evet. Yani hiç tabii aklımda roman yazmak başlarken de yoktu. Yani aslında öykü yazmak da aklımda olan bir şey değil. Ben hani hikaye anlatıcısıyım. Ona en uygun form neyse onu buluyorum. Yani şiir olmadığına göre şimdiye kadar hikayelerimi hep öyküyle anlatmıştım. İlk öykülerini arkadaşların edebiyat dergilerine gönderdi, öyle mi? Evet, bazılarını onlar yolladılar. Evet. Yarışmalara falan arkadaşlarım yollamıştı. 2004 yılında ilk öykü kitabın yayınlandı. Evet. Kanat Kitap'tan İzmir Postası'nın adamları çıktı. Yazarların genel olarak kitaplarını yayınlama evresi hayli eğlenceli oluyor. O geri dönüşü bekleme süresi, tabii, o sabırlı bekleyiş genelde olumsuz sonuçlanıyor. Seninki de olumsuz mu sonuçlanmıştı? Vallahi ben de bir 3 yıl falan İzmir Postası'nın adamları dosyası koltuğumun altında. Tabii ben gitmedim ama bütün yani bilinen bütün yayın evlerine yolladım. Hiç yanıt gelmedi. Yani daha doğrusu iki yerden yanıt geldi. İkisi de red geldi. Diğerlerinden hiç yanıt bile gelmedi. Artık herhalde iyi bir dosya değil ki kimse basmıyor diye düşünmüştüm ki bir arkadaş bir şekilde Kanat Kitabı'na ulaştı. Orada da öykü editörü Behçet Çelik, evet, şansı bak. Onun önüne geliyor dosya. İlk öyküyü okuduktan sonra hemen beni aradılar. İşte seni basmak istiyorum. İyi öykücük kokusunu almıştır. Şansım o oldu. Behçet'in benim yazarlığımda şeyi çoktur. Aslında emeği çoktur, öyle diyeyim yani. Evet. Deli İbrahim Divanı birçok denizcilik kitabını okumana da neden olan bir deniz hikayesi diyebiliriz. Ege'de geçen çarpıcı bir hikaye. Çok keyifle okudum. Bir dil zenginliği sunuyorsun. Dil senin için ne ifade ediyor? Yani işte edebiyatçının temel aracı, dil olmasa edebiyat yapamazdık. Sözcüklerin peşindesin. Yani seviyorum sözcüklerin hikayesini öğrenmeyi, onların geçmişini anlamayı, hissetmeyi. Çünkü sözcüklerle yapıyoruz edebiyatı, dille yapıyoruz. Bizim hikayemiz olduğu kadar sözcüklerin de hikayesi var aslında. Onların peşinden gitmeyi yok. Pek hoşuma gidiyor. Evet. Bu kitabın kahramanı Osman bir askerdeki bir sahneyle başlıyor kitap. Hı-hı. Asker ocağında komutanın eşine bir manto dikecek. Bir anlamda işte terzi olduğunu öğreniyoruz. Ama kitap ilerlerken bizi şaşırtan bir hikayeyle aslında başka bir macerası olduğunu ama o macera onu bu noktaya getirdi diye öğreniyoruz. Bu hikayeyi yazmaya teşvik eden şey ne oldu? Genel olarak işaretlerle mi yazarsın? Yani aslında ben öykü yazmak için oturmuştum ama aklımda roman yazmak yoktu. Bir ada hikayesi anlatmak istiyordum. Adadaki bir balıkçı ailenin hikayesi. Hatta böyle birkaç kuşak anlatayım diye düşünmüştüm. İlk bölümünde yazdım ilk birkaç sayfasını. Yani romandaki ilk birkaç sayfa o zaten. 3 ya da 4 sayfa yazdım. Sonra durdum ve şey düşündüm. Ben bir ada hikayesi yazacağım. Balıkçı bir aile ama ben denizle, denizcilik kültürüyle ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. Çok sınırlı bilgim var. Yüzmeyi bile doğru düzgün bilmiyorum. Bu hikayeyi bırakıp denizcilikle ilgili araştırmaya başladım. Denizcilik kültürü, işte denizcilik kitapları falan böyle 1,5 yıl geçti. Yani o dünya beni o kadar çok içine aldı ki sadece denizcilikle ilgili okumakla kalmadım. Denizcilerle tanıştım. Denize çıktım, denize açıldım. Deniz altına indim, deneme dalışları yaptım. Amatör kaptan ehliyeti aldım. Bir sürü şey yaptım ve sonra 1,5 yıl sonra şeyi hatırladım. Ya ben bir öyküye başlamıştım diye düşündüm ve oturdum işte yani 1,5 yıl denizcilik üzerine okuyup araştırdıktan sonra
1,5 ayda da bu romanı yazdın. Evet, zaman kesindir, geri döndürülemez, tamir edilemez, her şeyden ve herkesten bağımsız halde sadece kendinde bir akışla dünyayı açar kendini diyorsun romanın bir yerinde, ya da roman kahramanım böyle söylüyor demem daha doğru olur belki. Roman sürecinde okuduğun kitapları da listeledin, sosyal medyada da takipçilerinle paylaştın. İyi bir okur olduğunu düşünüyor musun? Yani aslında iyi bir edebiyat okuru sayılmayabilirim ama çok dağınık okuyorum çünkü böyle bir sürü şey. Ben ilgimi çeken her şeyi okuyup öğrenmeye çalışıyorum. Yani genel anlamda tırnak içinde iyi okur sayılırım ama hani böyle çok iyi bir edebiyat okuru kendimi o kadar iyi olduğunu hissetmiyorum. Çocukluk döneminde ilk kitaplığını oluşturmaya başlarken edindiğin kitapları hatırlıyor musun? Yani şöyle, benim 1970 doğumluyum ve Gördesliyim, Manisa'nın Gördes ilçesi. Çok fazla böyle küçük bir yer, ufak rüzgarı yani şey bir yer, böyle yoksul bir bölgeydi ve çok kitaba ulaşma şansımız yoktu. Çocuk kitabı çok fazla bulamazdım ama babam ortaokul mezunu bir esnaftı ama iyi bir kütüphanesi vardı. Yani onun kitaplığından yetişkin kitaplarını çocuk yaşta okudum. Yani Kemal Tahir'leri, Orhan Kemal'leri, Sait Faik'leri, işte hatta Şevket Süreyya'ları falan, yani daha böyle politik kitapları da vardı bunun. İlkokulda okudum çoğunu. Yani bir kısmını da anlamadım ama çok hoşuma gitti okumak. Evet. İnsan kendini iyi gelir gizli sevenler cemiyet isimli kitaplarından da bahsedelim istiyorum. Bu kitaplar önce haftalık olarak bir blokta yayınlandı yazılar. Nasıl ortaya çıktı? Bütün olarak okuduğumuzda birbirinin içinden geçen evet, hikayeler. Yani şöyle, o yıllarda işte işsiz geçirdiğim bir dönem oldu. Telifle yazabileceğim yerler araştırırken Gün Işığı 18 yayınları bir blog vardı ve orada işte telifle yazabileceğimi söylediler. Ben de yazabileceğim tek şey öyküydü. Yani ayda 5 yazı teslim etmem gerekiyordu. 5 yazı yerine 5 öykü versem olur mu dediler. Olur, yazabilirsen olur dediler. Yani bir 5 öykü yazmak her ay kolay değil. Ben de oturup yazmaya başladım. Doğal olarak çok yazmam gerektiği için bir mahalle ve bir mahalledeki karakterler, onun üzerinden giden öyküler yazmaya başladım. Bir yıldan fazla yazdım. Onlar sonra iki kitap oldu. Evet. Yani uğraşsaymışım ya da aklım öyle çalışsaymışım o dönem roman da olurmuş aslında. 2015 yılın telif kitabı ödülünü de kazandı. Evet, Dünya Gazetesi. Başka ödülleri de var. Sait Faik ödülüm var. Oğuz Atay öykü ödülüm var. Bu prestijli ödüller yazarlık sürecinde seni daha ön plana çıkardı mı, çıkmanı sağladı mı? Ya tabii ödül almak çok güzel bir şey. Ama ben Sait Faik ödülünü Yaşar Kemal'in elinden almıştım. O benim kulağıma eğilip şunu söylemişti. Şimdi sen bizim Sait'in ödülünü alıyorsun ama bu ödülü alıyorum diye sakın serme. Çok daha fazla çalışman lazım. Büyük sorumluluğum var artık demişti. O benim kulağıma küpe olmuştu. Yani ödüller aldım ama onlar güzel bir şey, övülmek, ödüllendirilmek. Ama aldığım ertesi günde unuttum ödül aldığımı. Hiç ödül almamış gibi yazmaya devam ettim. Yazar olarak umutsuzluğa kapıldığın anlar oldu mu? Yeterince insanlar yazmak, yayınlamak, insanlara ulaşmak noktasında. Yani ben çok kitaplarımı çok zor bastırabildiğim için bastırdıktan sonra hiçbir umutsuzluk hissetmedim. Çünkü ben taşradan birisi, hiç edebiyat dünyasını tanımayan, edebiyat dünyasında beni tanımadığı bir insan olarak kitabımı bastırabildikten sonra bu iş herhalde devam eder gider diye düşündüm. Sonra hiç karamsarlık hissetmedim. Çocuklar ve gençler için de yazdın. Evet. Çocuklar ve gençler için yazmak, yetişkinler için yazmaktan farklı mı? Daha büyük sorumluluk yüklüyor mu? Tabii biz daha ağır bir yük var omuzlarında çocuk edebiyatıyla ilgilenenlerin. Bir de yani çocuk yetişkin edebiyatını yetişkinler okur ama çocuk edebiyatını hem çocuklar hem yetişkinler okur. İyi çocuk edebiyatı öyledir. Hani hala biz dönüp dönüp sevdiğimiz çocuk kitaplarını okuruz mesela. Ama tabii çocuklar için yazıyoruz. Çok özel bir alan.
Dolayısıyla çok iyi yayıncılarla, çok iyi editörlerle çalışmak gerekiyor. Benim de öyle bir şansım oldu. Hem Gün Işığı hem de Can Çocuk'ta bu işi çok iyi bilen, hani hem Türk çocuk edebiyatını hem de dünya çocuk edebiyatını çok iyi bilen, işin bir de pedagojik tarafını da çok iyi bilen ekiplerle çalıştım. Yani bazen bir sözcük üzerine veya bir fiil üzerine günlerce konuştuk mesela hangisi doğru diye. O yüzden çocuk edebiyatında yani kolay bir alan değil ama mutlaka da iyi profesyonellerle çalışmak gerekiyor. Murat Anmungan 10 yıllık çalışmalar yapar. Yani 10 yıl sonra ne yazacağını bilir. Bu anlamda bilinçli bir yazar olduğunu yazar verdiği demeçlerde söyler ya da. Ahmet Büke bu anlamda 10 yıl sonra neler yazacağını şimdiden planlayan bir yazar mı? Yani Murat Anmungan'a göre çok bilinçsiz bir yazar. Hiç öyle planım yok. Belki olması gereken, ideal olan o. Ama ben yani böyle günübirlik yaşıyorum edebiyatla ilgili. Yazıyorum. O basılacak hale gelirse ve yayın evi kabul ederse basılıyor. Sonra öbürüne başlıyor. Evet. 2000'lerin başında edebiyatta dergiler sayesinde adım attı. Bugün dergileri nasıl görüyorsun? Dergileri takip ediyor musun? Yani hemen hiçbirini takip etmiyorum galiba. Yani o başlardaki sıkı dergi okurluğumu yitirdim. Sadece ben miyim bilmiyorum ama etrafımda da çok az dergi okur kaldı galiba. Evet, heyecan vermiyor belki. Yok, tamamen alışkanlıkla ilgisi. O alışkanlığı yitirdim. Yani çok az dergi karıştırıyorum. Evet. Peki önümüzdeki süreçte bu romandan sonra okur ne okuyacak sizden? Bunun bir programı var mı? Belli mi bir şey? Yok, bir çocuklarla ilgili denizcilik sözlüğü hazırladım. Küçük bir sözlük. Eğer hani ekonomi yaşamamıza izin verirse önümüzdeki yılın yayın programına girecek. Yine bir başka bir çocuk kitabım var. Sadece ikisi var şu anda. Evet. Bol, verimli bir edebiyat hayatı diliyoruz. Deli İbrahim Divanı isimli Ahmet Büke'nin romanınızı sizlere tavsiye ediyoruz. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere.